Yani her şey öyle üzerine üzerine gelir. Hastalıklar, belalar, düşmanlar ihtiyaçları bağırıp çağırmaya başlıyor. İhtiyaçlarının sesini susturamıyor. Kendini yapa yalnız hisseder. Yani çünkü hiçbir yerden yardım gelmedi, çaresiz. Tattığım sevgilerin, dostlukların bitmemesini, o bağların kopmamasını istiyorum. Her saniye milyarlarca ton atom bombası patlıyor. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Her an her şey olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İcaz'dan Fatiha suresinin hatimesi diyebileceğimiz, yani son sözü diyebileceğimiz bir sayfalık bir bölüm var. Onu inşallah paylaşacağız. Burada önce büyük bir iddia var. Ey arkadaş, bütün lezzetler imanda olduğu gibi, bütün elemler de dalalettedir. Değil mi? Gerçekten büyük bir iddia. Yani şey yapmıyor, ayırmıyor. Maddi, manevi. Herkes lezzet arıyor ya, dünyada mutluluk arıyor ya, felsefeye göre de insanların ortak gayesi mutluluktur, mutlu olmaktır. İddia şu, yani herkesin aradığı bu mutluluk, her türlü lezzet imandadır. İmandadır. Tabii böyle büyük iddiaların değil mi? büyük ispatlar olması lazım. Ee, bakalım nasıl bunu açıklayacak. Bunun izahı ise, şimdi bunun bu Fatiha suresinin sonuna konulması, esasen ayet ayet tefsir etti Fatiha'yı. Şartı çünkü ayet ayet tefsir. Ama bu hiçbir ayetin değil, genelinin yani Fatiha'nın bir özeti niteliğinde. Niye böyle bir özet yapıyor? Çünkü Kur'an'ın maksadı insanların mutluluğudur. Dünya ahiret insanların mutluluğu için Allah bu kitabı göndermiş. Kur'an'ın maksadı mutluluk olunca, Kur'an'ın özeti de Fatiha'dır. Demek ki Fatiha'da bu derc edilmiş yani. Onun için Fatiha'nın sonunu böyle e, bağlıyor. Bunun izahı ise tekrar iddia okuyorum. Ey arkadaş bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemler de dalalettedir. Bunun izahı ise bir şahıs kudret ezeliye tarafından Adem zulümatından, yokluk karanlıklarından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar bakar. Bir lütuf beklediği zaman ilk yani Hz. Adem'in gelmesi böyle oldu değil mi? Ademle Havva tek birer insan olarak dünyaya geldiler. Ayrı ayrı dünyanın yani tanımadıkları bir dünyada kendilerini buldular. Birbirlerini aradılar. O zor tabiat şartlarıyla mücadele ettiler. Şimdi insan kendini böyle bir yerde bulursa aslında hepimiz tek tek öyleyiz yani. Diğer insanlar da var ama halen herkes aciz. Ne kendine yetiyor ne de birbirimize yetiyoruz. İşin aslı yine öyleyiz. Onun için başa döndürerek böyle bir örnekle anlatıyor. Bir şahıs kudreti ezeliye tarafından, Adem zulümatından şu korkunç dünya sahrasına atılırken gözünü açar bakar. Bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Yani her şey öyle üzerine üzerine gelir. Hastalıklar, belalar, düşmanlar. Değil mi insanın e, acizliği karşısında böyle her şey ona sanki onu tazik ediyor gibi böyle püskürtüyor, geriye doğru itiyor gibi. Korkunç Dünya Sahrası diyor. Evet korkunç Dünya Sahrası Korkunç bir çöl yani dünya Yürü be hey, yalan dünya Yol dediğin böyle olur Nice Mecnun geldi geçti Çöl dediğin böyle olur diye bir türkü var Dolayısıyla çöl yani nice Mecnun'un gelip geçtiği Değil mi böyle Çöldeki kum fırtınaları gibi Fırtınalar var bu dünyada iyi ki hatırlattın kum fırtınaları, hadisatın dalgalanması, yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Her an her şey olabilir. Yerin altında fokur fokur kaynayan bir kazan gibi böyle lavlar, değil mi? Her an her şey olabilir. Yani korkunç bir yer dünyasında. Bilim ilerledikçe bu korkunçluğu daha çok şey yapıyoruz, hissediyoruz. Şimdi böyle bir durumda insan ne yapar? Bana yardım edecek birisi var mı acaba diye bakar yani sağına soluna. Şimdi bakacak bakıyor önce bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir medet, bir yardım için müsterhimane tabiata ve anasıra baktığı vakit kasaveti kalple merhametsizlikle karşılaşır. Şimdi çevresine bakıyor işte dağlar, Efendim, sahralar, vadiler, taşlar, hepsi yani bana yardım eden birisi olur mu yani ihtiyaçlarımı karşılayan imdat eden neyle karşılaşıyor? Kasaveti kalp, kalp katılı, kalpleri yok zaten yani tabiatın kalbi yok. Kasaveti kalple ve merhametsizlikle karşılaşır. Ecram-ı semaviyeden istimdat etmek üzere başını havaya kaldırır. Bu sefer hani yukarıdan bir şey gelir mi diye. Yukarıdaki yıldızlardan bir yardım gelir mi diye. İnsanlar hani çok şey beklemişler. Başını havaya kaldırır. <laughs> o ecram atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Bugün dedik ya daha çok şey görünüyor. Atom bombaları gibi böyle gözüne görünür. Güneşte mesela her saniye efendim e, her saniye milyarlarca ton atom bombası patlıyor yani. Patlamalar. Güneşi mesela okuyor kitaplarda gençler. Değil mi? 564 milyon ton hidrojen 560 ton 60 milyon ton helyuma dönüşüyor. 4 milyon ton her saniye eriyor güneş yani ama çok büyük olduğu için bu bir dağdan bir toz kopmak gibi yani o kadar hidrojen bombası patlıyor yani adeta güneşte her saniye değil mi bazen o şeyler patlamalar şey oluyor bilim adamları takip ediyor resimlerini çekiyor filan şimdi her yıldız güneş orta büyüklükte bir yıldız bak bugün bak, bakınca gökyüzüne yani astronomi penceresinden böyle görüyor. Dolayısıyla yukarıdan da ne yapıyor? Bir <laughs> dehşet alıyor. Hemen gözünü yumar, başını eğer, düşünmeye başlar. Çevresinden bir yardım gelmedi. Tabiatın kalbi katı, yukarıdan atom bombaları gibi tamam mı? Dehşet aldı. Başını eğip gözünü yumdu, düşünmeye başladı. Bakar ki hayati hacetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. Yani hayat, hayat için ihtiyaçları var yani, ihtiyaçları bağırıp çağırmaya başlıyor. İçindeki ihtiyaçlarının sesini susturamıyor. Bütün bütün tevahuş ederek <laughs> tevahuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder. Tevahuş ederek demek vahşete düşerek yani buradaki manası kendini yapa yalnız hissederek demek kendini yapa yalnız hisseder. Yani çünkü hiçbir yerden yardım gelmedi, çaresiz. Değil mi? Kitlelerin içinde bile olsa. Bunu çeşitli şekillerde ifade ediyorlar yani. Mesela bazı ünlüler tabii büyük yalnız diyor mesela. Bir tanesi şarkı sözünde gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar diyor. Sizin yeryüzünde sizin kadar yalnızım diyor. Yani kitlesel yalnızlık diye bir kavram tanıdık bugün mesela. Büyük şehirlerde, milyonluk şehirlerde yalnız yani. Kendini işte böyle e, yapay yalnız hissediyor. Ne yapıyor bu sefer? Kendi içine kapanıyor. Hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder. Bakar ki vicdanı binler amal yani emeller ve emani ile dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Gürültülerinden içine dönüyor, bütün fokur fokur duyguları kaynıyor. Vicdanı mesela, vicdanının sesini duyarsa ne işitir? 29. Sözde söylüyor bunu. Kim kendi uyanık vicdanını dinlerse derinden derine ne işitir? Evet, evet. Ebed, ebed sesini işitir diyor. Bütün kainat o vicdana verilse ebedi olan ihtiyacın yerini dolduramaz diyor. Yani sonsuzluk isteği, vicdan. Vicdanda yani. Değil mi? Yaşamak istiyorum. İşte gençliğimin, güzelliğimin, mutluluğumun kalıcı olmasını istiyorum. Tattığım sevgilerin, dostlukların bitmemesini istiyorum. Bütün duygularımızla böyle şefkat, merhamet çocuklarımıza, etrafımızdaki eşimize, dostumuza o bağların kopmamasını istiyorum gibi böyle Arzular ve istekler dünyaya sığmayan, hayatı aşan, sonsuzluğa taşan arzular ve isteklerle dolu insanın içi. İçine kapanıyor bu sefer. E, susturamadığı ihtiyaçlarla karşılaşıyor. Mutluluğunu nasıl tarif etmişti birisi? Mutlu olmak istiyorsanız ya imkanlarınızı çoğaltacaksınız ya ihtiyaçlarınızı azaltacaksınız demişti. Dolayısıyla şimdi bu öyle istekleri var ki ihtiyaçları var ki ona imkan yetmiyor zaten. Sonsuzluğu kim satın alabilir ki? Değil mi? Veya çok sevdiği diyelim ölen bir yakınını, çocuğunu, eşini, kardeşini bütün dünya servetini ortaya koysa geri getirebilir mi? Getiremez ya. Yani. Dolayısıyla ne imkanlarını çoğaltıyor, çoğaltabiliyor ne de içindeki o arzuları susturabiliyor, ihtiyaçlarını azaltabiliyor. Şimdi bakalım ne diyecek bakın. Vicdanına döner, bakar ki binler amal ve emani ile e, dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Gerçekten cinnet de getiriyorlar. Yani mesela diyelim bir babanın diyelim 3-4 tane çocuğu var evinde. Değil mi? Her gün geliyor eve akşam Baba şunu aldın mı? Bunu aldın mı? Şunu aldın mı diye soruyor. Çocuklar istiyor yani. Görüyorlar arkadaşlarında filan. Adamın da imkanı yok. Alamıyor. Bir, iki, üç, beş değil mi? Böyle kafasının etini yiyorlar. Adam dayanamıyor bu sefer. Cinnet getiriyor yani. Şimdi başkası olmasa bile, yani kendi çocuklarım bunu anlamak için söyledim. Tek başına bile olsan kendi içindeki o arzularını susturamıyorsun yani. İçindeki sesler, Değil mi? Her bir duygunun sesi seni tazdik ediyor. 1, 2, üç, 5 cinnet getirecek bir hale geliyorsun. Şimdi ne diyor bakalım? Çok hayati bir cümle söylüyor. Acaba hiçbir cihetten, hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs mebde ile meadı, sani ile haşri itikat etmezse, yani mebde başlangıç, evvel olan Allah'ı, mead da son demek, yani ahireti, sonsuzluğu, sonsuz hayatı kabul etmezse, sonsuzluğa inanmazsa onun o vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Allah Allah. Cehennem daha serin olmaz mı diyor bu? İçinde o manevi ateş onu öyle yakar ki cehennem bile o içindeki o ateşin yanında daha serin kalır yani. Evet o bir çare, havf ve heybetten, aciz ve raşetten, vahşet ve gönül darlığından, yetimlikle meyusiyetten mürekkep bir vaziyet içinde olup kudretine bakar, kudreti aciz ve nakız. Hacetlerine bakar, def edilecek bir durumda değil. Çağırıp yardım istese yardımına gelen yok. Her şeyi düşman, her şeyi garip görür. Dünyaya geldiğine bin defa nedamet eder, lanet okur. Hayat onu böyle cenderesinde sıkar, pişman eder. Her şeyi düşman ve her şeyi garip görür, dünyaya geldiğine bin defa pişman olur, lanet okur. Yani hakikaten daha genç yaşlarda, ya şimdi aklıma geldi, ay hoca iki geldi bu aklıma. Geçen sene veli toplantısında, e, veli toplantısında velilere işte çocuklarınızla aranız nasıl filan filan. Diyorlar ki ya bazıları, bak bana bir iki kişi söyledi, ya diyorlar e, bizi suçluyorlar. Böyle bir hayata bizi niye getirdiniz yani? Bizi dü niye dünyaya getirdiniz böyle bir dünyaya diye bizi düşman görüyorlar diyen veliler oldu. Ağlanacak bir durum hakikaten. Bununla da ilk karşılaştım ya. Daha çocuk 16 yaşında, 15 yaşında ya. 15 yaşında çocuk anne babasına niye böyle bir dünyaya beni getirdin diye düşman oluyor. demek ki bu şey olmazsa insan yani inançlı yaşamazsa değil mi? Belki bunların da imkanları iyi ha. Yani evleri iyi, özel odaları var efendim, cep telefonları marka efendim özel işte bilgisayarları masaları imkanları iyi olan çocuklar bunlar yani. Şimdi bu karşılaştıracak. Fakat o şahsın sırat-ı müstakime girmekle ilk Allah'tan istediğimiz neydi? İhtina sıratal müstakim bizi dost doğru yola ulaştır. Sıratal lezine am aleyhim nimet verdiğin kimselerin yoluna ki bu başta en büyük nimet hidayet nimetidir, iman nimetidir. Şimdi o yolu bulursa sırat-ı müstakime girmekle kalbi ve ruhu nuru imanla ışıklanırsa o zulmetli evvelki vaziyeti nurani bir halete inkılap eder. O karanlık aydınlanır. Evvelki vaziyeti nurani bir halete inkılap eder. Şöyle ki o şahıs hücum eden belaları, musibetleri gördüğü zaman yani onun için de dünya tekin değil, hiçbirimiz için dünya tekin değil. değil Her an bir şey olabilir, çocuğumuz hastalanabilir, bir yakınımız ölebilir, hastalanabiliriz, bir virüs kapabiliriz, deprem olabilir. O da görüyor yani, hepimiz görüyoruz, aynı dünyada yaşıyoruz ama sırat-ı müstakim ehliysen nasıl bakıyorsun olaya? Cenab-ı Hakk'a istinad eder, müsterih olur. Cenab-ı Hakk'a dayanır, müsterih olur. Yani Allah izin vermedikçe bir şey olmaz. O izin verirse de tamam o zaman Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler der. Değil mi? Ee, kalbi rahat olur. Yine o şahıs çünkü insanı mahveden şey aslında şeydir yani saldırı saldırının kendisinden çok saldırı tehdidi insanı yıpratıyor. Çinlilerin bir atasözüymüş yani askerlik sanatında. Saldırı, sizin askerde daha şeydir bu, e, saldırı tehdidi saldırının kendisinden daha yıpratıcıdır. Çünkü bir defa saldırır, tamam mı, o biter. Ama tehdit altında bulunmak sürekli seni şey yapıyor, yıpratıyor yani. Şimdi her an her şey olabilir. Dedi ya her şey insanı tazdik ediyor, insana saldırı var yani. E, dolayısıyla buna çözüm bulamazsan, yani kendini rahatlatacak bir çözüm bulamazsan bu. Saldırı olmasa bile o tehdit altında yaşamak seni yıpratıyor. Sürekli yıpranıyorsun. Efendim, e, Allah'ın kudretine sığındığı zaman ne yapıyorsun? O gördüğü zaman, musibetleri gördüğü zaman Cenab-ı Hakk'a istinad eder, müsterih olur. Allah'ın yazdığından başkası başımıza gelmez. O ise bizim Rabbimizdir. O ise bizim Rabbimizdir. Ayet-i kerime bu. Hani öyle der. Ee, çok teselli edici. Mesela ben de çok zor zamanlar yaşadım. Bu ayet beni çok teselli etti. Zaten şeyde İmam Gaz Gazali'nin hizbi masun diye. Masun sığınak demektir. Yani sığınak hizbi. Tamam mı? Kale gibi yani. Zor zamanlarda okumasını, okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği duada bu tekrar tekrar geçiyor. Bu ayet. Estağfirullah. Kullen yusibena. İlla ma keteballahu lena ve mevlana. De ki Allah'ın yazdığından başkası bana dokunamaz. Bana isabet etmez. O ise bize dokunamaz. O ise bizim Mevlamızdır. Mevlamız yani. Senin annenden, babandan, en seni sevenden daha sana şefkatli bir Rabbin var. İnandın mı? Rahatlıyorsun. O zaman hadi oradan diyorsun. O izin vermedikçe hiçbiriniz hiçbir şey bana dokun. Bütün kainata meydan okuyacak bir güç buluyorsun kendinde. İşte iman böyle bir güç sağlıyor sana. Yani fantazi bir söz değildir. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Yani Öylesine söylenmiş bir söz değil yani. İşin hakikatinde bu var. Yine o şahıs ebede kadar uzanıp giden emellerini, istidatlarını düşündüğü zaman kaynıyor diyor duyguları, istekleri sonsuza uzamış. Efendim, yani çocuklarının babadan istedikleri gibi her bir duygusu ondan bir şey istiyor. Bunları düşündüğü zaman saadet ebediyeyi tasavvur eder. Tam bu dünyada karşılayamıyor onları ama ebedi bir saadet var, onu tasavvur eder. O saadet ebediyenin maul hayatından bir yudum içer, kalbindeki emellerini teskin eder. O saadet ebediyenin maul hayatından yani hayat suyundan. Ah bu hayat da deniyor buna. Bir yudum içer. Bütün şeyler sakin olur yani. Sakinleşir. Çünkü ebedi saadet var. Orada sonsuza kadar tüm arzuların karşılanacak. Yani bu dünyada biraz sabret yani. Karşılanmazsa bile. Değil mi? Sana vaat edilen bir cennet var. Orada hiç karşılıksız bir arzun kalmayacak. Buna inandım insan? Yatışıyor yani. Çocuğun bir şey istiyor senden. Diyorsun ki ya tamam bugün getiremedim ama yarın sana daha güzelini getireceğim. Daha güzelini. Değil mi? Marka biliyorsa yani daha pahalısını falan. O yarın gelecek. Şu anda yoktu daha. Dükkana gelmedi. Yarın. Sakinleşmez mi yani? Yarın. Yarın çok uzak değil yani. Eleyse bir subhim karib. <laughs> Sabah yakın değil mi? Yani gelecekler yakındır bak. Ne yapıyor? Teselli buluyor. Bir yudum içer gibi. bu. Burayı her okuduğumda Mevlana'dan bir hikaye aklıma gelir. Çok hızlı paylaşayım. Nil'de şey yaparken yani Kahire'den Nil'de tekne tutup bir Nil gezisi yapmıştık. Orada bunu ilk defa anlatmıştım. Şimdi Nil'in kenarında bir Sıpti ile Kıpti arkadaşlar dolaşıyorlar. Kıpti Mısır'ın yerlilerine deniyor. Onlara izafeten de e, İsrailoğullarına da Sıpti deniyor. Sıpti yani çoğulu espat diye geçiyor Kur'an'da. Torunlar demektir. Sıpti, Sıpti tabi Hz. Musa'ya inanan, e, yani o zamanki hak dine mensup olan e, mümin e, birisi. Kıpti'ye de anlatıyor zaman zaman. Tamam mı? O zaman Mısır halkı çeşitli şekillerde deneniyor, imtihan ediliyor. Hz. Musa'yı dinlemedikleri için, İsrailoğullarına zulmettikleri için. Efendim işte e, çekirge istilası, bit istilası, kuraklık efendim, tufan başta. Bunlar ayetlerde geçiyor. E, bir de kan diye, dem diye geçiyor. Kanla imtihan ediliyorlar. Yani içme suları kana dönüşüyor. Mısır içme suları. Dolayısıyla Mısır'ın Nil'in kenarında dolaşıyorlar, işte susuyorlar diyor Mevlana. Dolduruyor tasını. Sıptı, içiyor. Kıptı, tam içeceği sırada kana dönüşüyor su. Sen içtin diyor, sana bir şey oldu mu? Olmadı. Benimki kana dönüştü. İçemiyor tabii, döküyor. Diyor ki, bir daha doldurayım bakın Bir daha deniyor. Tam o mucizenin yani yaşandığı sıralar. Yine kana dönüşüyor. Dudağına değer değmez. Diyor ki sen doldur bana ver diyor. Sıptı dolduruyor. Arkadaşız ya. Yine kana dönüşüyor. Bir de bir deneme daha yapalım diyor. Senin elinden içeyim diyor. Tamam dolduruyor. Ondan sonra sıptığının elinde ama dudağına değer değmez gene kana dönüşüyor. Bu dem sözcüğünü kan diye yani içme sularının kana dönüşmesi. Müfessirler de öyle açıklıyor. Başka yorumları da vardır belki de. Vay be! Şimdi anlıyor tabii Kıpti. Yani o zamana kadar da onu hazırlamış. Bu da son damla oluyor. Bardağı taşıran son damla. Tamam diyor, anladım diyor yani. Senin inancın hak diyor yani. Ben de inandım senin gibi diyor. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim diyor. Böyle biraz da duygulanıyor tabii. Sıpti de seviniyor tabi davasına bir adam kazanmak değil mi? Birinin imanına vesile olmak onu sevindiriyor. Diyor ki şimdi diyor içersin diyor kana kana içersin diyor. Bak şimdi getireceğim ben sana diyor. Getiriyor. Öteki de oturmuş orada ağacın altına. <laughs> Filan böyle. Kıpti beklerken Sıpti'ye su doldurup getiriyor. Ondan sonra diyor ki, ...uzatıyor. Al kardeşim iç diyor şimdi. Göreceksin diyor. Dönüşmeyecek diyor. Fakat Kıpti diyor ki... ...yok diyor ya gel sen de otur diyor. Bırak tası diyor şimdi. Susuzluğum geçti diyor. Ya demin susamıştın kaç defa denemiştik. Alabilmiyorum diyor yani. Ben de senin gibi inandım deyince diyor. Hemen diyor içimde bir değişiklik oldu diyor yani. Susuzluğum geçti diyor. Sanki diyor şu Nil şimdi içimde akmaya başladı diyor. İçimde çağlayanlar coştu diyor. Ve böyle devam ederse kıyamete kadar susamam ben artık diyor. Kıyamete kadar susamam diyor. Ne, neden işte? Saadet ebediyenin maul hayatından bir yudum içince bütün arzuları teskin oldu ya. İman böyle bir şey. Sonra genelleştiriyor tabii onu Mevlana. Eğer diyor insan iman etmezse diyor her insan içinde akan o zevk, lezzet nehri kana dönüşecektir diyor. Bak, iman etmezse, herkes için yani, herkesin herkes lezzet arıyor dedik ya, hep içinin lezzetle, böyle lezzet nehrinin içinde akmasını, lezzetler içinde yüzmek, e, mutluluklar içinde yüzmek istiyor. İman etmezse o kana dönüşür diyor. Yani sonunda dönüşmek değil. E, üstadın ifadesiyle zevale elem, zevali lezzet elemdir. Zevali lezzetin tasavvuru dahi bir elemdir. Yani şu anda dönüşmedi, şu anda lezzet içindesin ama elinden çıkacağını biliyorsun ya, onu ölümsüzleştirmenin yolunu bulamamışsan işte ona hemen zehir karışıyor. Ona kan karışıyor, kan kokusu geliyor burnuna. Tam lezzet alamıyorsun yani ondan. Şimdi de alamıyorsun. Halbuki Mevlana ne diyor kendisi? Ee, güzelliğinin cennetinde süte bala gark oldum diyor. Seni buldum ya artık diyor. İçimde öyle bir tat denizi var ki dünyanın bütün zehirlerini verseler içimdeki tadı bozamazlar diyor. Üstadımız 75 senelik hayatımda diyor. 75 yaşında bunu söylemiş demek ki. Dünya lezzeti namına 80 senelik mi diyor. Dünya lezzeti namına maddi lezzet olarak bir şey tatmadım diyor. Ama içimde cennet sevinçleri var diyor. İmanın sevinçleri böyle bir şey ya. Ateistlerin bir sözü var. Kendilerini avutmak için söyledikleri. Ben varken ölüm yok. Ölüm varken da <laughs> yok. Evet, insan hayvan olsaydı hayvan hayvan olsaydı doğru olabilirdi. Çünkü hayvan anı düşünür. Gelecekten elem ve lezzet almaz. Halbuki insan gelecekten de elem ve lezzet alıyor. Şimdi gelecek zaten onun için hayvanlaşmaya çalışıyorlar. Yani akıllarını uyuşturuyorlar. Yani o cehennemden daha yakıcı olan o içlerindeki ateşi söndürmek için. Yine o şahıs semadaki ecrama bakar. Diğer gibi hareketlerinden dehşet değil, ünsiyet ve emniyet peyda eder. Ve onların o hareketlerini ibret ve hayretle tefekkür eder. Yine o şahıs ecram-ı ulviye ile Öyle bir kes bir muarefe eder ki yani öyle yakın bir dostluk kurar ki hangi bir cirme bakarsa baksın o cirimlerden Ey arkadaş bizden tevahuş etme, hareketlerimizden korkma. Hepimiz bir Halık'ın memurlarıyız diye menus ve emniyet verici sesleri kalben işitmeye başlar. Hülasa o şahıs evvelki vaziyetinde vicdanındaki o dehşetli ve vahşetli ve o korkunç alamı şedideden kurtulmak için tesellilerle hissini iptal ve sarhoşlukla o halleri unutmak ister. Sarhoşlukla yani türlü türlü oyunlar, eğlenceler, diziler işte değil mi böyle yani o sarhoşluk hepsi o halleri unutmak ister. İkinci yani geçici bir çözüm bulur belki bununla ama her defasında daha katmerli gelir o elemler. İkinci haletinde yani imanlı vaziyetinde ise ruhunda yüksek lezzetleri ve saadetleri hisseder kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe o saadetler ziyadeleşir ve ona manevi cennetlerin kapıları açılır bitti bak nerede açılır manevi cennetlerin kapıları bu dünyada açılır yani bu dünyada açılır ama gördüğümüz kadarıyla müminler çoğunlukla bu durumda değil neye muhtaçlar şu ifadeler ruhunda yüksek lezzetleri ve saadetleri hisseder, kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe o saadetler ziyadeleşir ve ona manevi cennetlerin kapıları açılır. İşte bu derslerde bunu yaptığımız yani devamlı bizi ikaz ediyor, ihsas ediyor, hissettiriyor bize yani işin aslını hissettiriyor ve lezzetleri, o imani lezzetleri, içimizdeki lezzetleri ziyadeleştiriyor. اللهم بحرمه هذه الصوره اجعلنا من اصاب الصراط المستقيم لله الفاتحه